ekrana bakmak. Sonuçta sen söyledin. Patates flambe. Yani bir takım şeyleri söylerken karşınızda bu işle uğraşan profesyonel insanlar olduğunu unutuyorsunuz. Atıyorsunuz yani, anladın mı? Patates flambe. Ver Allah ver yani. Yerse. Böyle bir şey var. Patates yani flambe demek. Patates flambe ne demek? Yani flambe yaparak... Post gelmedi. Sadece herkesin altını silindi. Beni kendim için yaptı. Merak ettim şu an, geçemiyorum ama. Böyle yağda çevirecektim. Tamam. Maydanozla. Öyle. Adı da flambe olsun. Adını flambe koydum. Tamam peki. Çok kötü olmuş. Gerçekten. Çok standart cümle içinde. Çok kötü olmuş. Neyse. Sana baktı mı yaptım? Bak bak bu zıkkımı. Ne oluyor ya? Biraz erken suyu koydum. Oğlum zaten 3P olmasından belli çok eski oldu. O yüzden birazcık şey oldu. Tahta kaşık mı? Tahta kaşıkla mı yiyorsun abicim? Eline bir tane kaşık al, karıştır. Çok özür dilerim, affedersin. Problem değil, çok lezzetli olmuş. Tahta kaşıkla mı alıyorsun? Thanks. Tahta kaşığı ağzına sokup tekrar yemek yaptığın yemeğin ben içine mi sokuyorsun? Tekrar koymayacağım. 1002 yılından kalma video. Ben tahta kaşıkla tadım yapacaktım. Çünkü şef metal kaşığı kullanıyordu. Tamamen onu tadıp, özellikle şef yanımda diye onu tadıp. Bu arada şef haklı bence. Daha sonra ben tahta kaşıkla onu yıkamayı planlıyorum. Tabii tadıp yıkamadım, daha tatmadan elimden uçtu. Yani tahta kaşık şimdi yeri yalıyor yani şu an. Tahta kaşık şu anda hijyende değil, bari normal bir şekilde kaşık. Bir anda ne olduğumu şaşırdım zaten. Neyse. Göz göze geldik şefle, sonra devam ettim her şeye. Bunun kişisel bir şey olmadığını biliyorum zaten. İyi mi? Bence kişisel. Hazır ola geçmene gerek yok. Bir yandan iş yap yani. Nasıl geçmesin hazır ola? Yanınızda görsün. Anlatın. Basit var, biraz ekşi. Ne yapmak lazım? Uçurabilirim. Uçur. Ben sana uçurayım. Al. Niye bu kadar sinirli oğlum? Neden bu kadar psikopat? What the fuck? Deli. Midyen var burada. Hadi Tusan. Hadi Tusan. Hadi. Maya Kerim. Sen biliyorsun. Perotti teşekkür ederim. Bana bir link atmışım ve abone olarak izle link atmışım. Biraz korktu beni. Yeni tamam. Son fırsat. Hadi. Var. Var mı yeterli malzeme? Var. Ben sana Masterclass'ta bir şey anlatmıştım, hatırlıyor 11. musun? 11. Tamam. Ne anlatmıştım? Çok da kafalı var yani. Hayır, geç onları. Ya böyle bence ne biliyor musun olay? Bu ilk Masterchef'ler ya, böyle bir Gordon Ramsay vibe'ı taşımaya çalışıyor bence şefler. Bilemiyorum. Ama Gordon Ramsay'nin hani o karakteri çok ünlü oldu ya. Bilmem, Giresunlu Remzi. Kişisel değil. Tamamen işle alakalı. Sabah anladın mı? Ya. O yüzden bence yani. Haydi. Isınsın. Ben normal halini bilmiyoruz ama adamın. Belki hep sinirli. İstediğinden şeyleri, istediğinden zamanda, istediğinden şekilde yapmadınız arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi. Eğer ben müsaade ediyorsanız... Görsün Ramazan. Erol abi. Bir 15 dakika daha verebilir miyiz bu sevgili yarışmacı? İstemiyorsun. Fark etmez, benim yetişmek üzere. Hayır, uzatmalara falan. Senin yetişmek üzere falan değil işim. Yemeğin çok kötü, anladın mı? Hepsinin, herkesin tadına baktım. Niye böyle yapıyor oğlum? Ve kesinlikle mübalağa etmiyorum yani, anladın mı? Yemeğinizi doğru düzgün pişirmediniz. Sayayım mı sana 50 bin tane? Buradaki 10 tane ya buradayım diye bağırıyor. İçerisine düşen bir parça soğan kızardı ve bitti, anlatabiliyor muyum? Bitti. Birazcık. 4 tane yap. 4 tane bu midyeden 4 tane yap. Yeter. Ama adam gibi yap, anlatabiliyor muyum? 4 kişi. Midye bile korkuyor şu an bence. Dördümüze bir de öyküye ver. 4 kişi olalım. Ama birer tane doğru düzgün midye yap, anlatabiliyor muyum? Tekrardan Amerika'yı keşfetmene gerek yok yani. Elliot Sandwich ya. O en iyi şey gördüğünüz klibi. 5000 tane 10 tane. Şuralara da adil olmak açısından eğer fırında bir şeyleriniz varsa biz 15 dakika sonra tadacağız. Ona göre ayarlayın kendinizi. Hemen su koyma. Sakin ol be.
Yanacak bak, o biraz sonra yanmaya başlayacak. Kıs altını. Isıyı sen kontrol et. Siz kontrol edecekseniz o tavayı ya. Sizin kontrol etmeniz lazım. Bağırmadık şef adam, bağırma. Tavanın kontrolü sende olması şef lazım. Adam. Ya kızmaması lazım, anladın bağırma. Mı? Ateşi fazlası için. Şef adam, bağırma yeter. Şef adam, shut the fuck up. Taktı ya, kişisel bir şey değil diyor. Kişisel bir şey my ass. Kitapta yazdığı gibi değil abicim. Kreatif olmaya çalışabilirsin, anladın mı? İlla reçeteyi takip etmene lazım. Gerek yok yani. Lezzetli bir zevkiye. Çocuğun başına 3 kişi dikilmişler. Adamın var ya psikolojisinin anasını ağlattılar yani. Kızım Mamilek ikinci ayını yenilemiş. Mamilek teşekkür ederim cömert nötrü. Hoş geldin bu arada. 45 dakika yağlı masajı sende yazıyorum. Bay bay. Ben bunu geçiyorum. Bunda zaten hep bağırıyor. Başka bir elini melini tutmuş. Şurada bir anladın mı? Tuğsa. Evet, sen reçeteyi okuyorsun. Sen kimyagersin. Aşçı değilsin, anlatabiliyor muyum? Beni sinir hastası ediyorsun yani, anladın evet, mı? Evet, samimi söylüyorum. Bak benim anladım. Suratıma konuşurken. Samimi söylüyorum. Bu midyeleri açman lazım. Bu midyeler nasıl açılıyor sevgili kimyagerim? Nasıl açılıyor? Kapalı bir maddenin ağzını açması için ne olması gerekiyor? Bana onu söyle. Çok merak ettim cevabı. Ne yapmak isınınca lazım o zaman? Isınınca. O zaman atacaksın. Peki ben bunun içerisine daha çabuk ısının girmesini istiyorum. Ne yapmam evet. lazım? Ne yapmam lazım? Daha çok sıcaklık vermem lazım. O zaman koy. Abi geçmiş olsun. Kundum. Ben de korona oldum. Kapat. Hoş geldin bu arada. Kapattım. Kundum kral. Kapatınca ne oldu? Anlat bize sevgili kimyagerim. Kapatınca içinde hapsoldu sıcaklık. Evet. Daha kolay kapağı açacak. O zaman ne olacak? O kapalı haznenin içerisine sıcaklık girecek. Korona ve ne olacak? Daha çabuk açılacak. Açılınca ne olacak? İçerisindeki su akmaya başlayacak. Çocuk büyük ihtimalle diyor ki ya biz artık. Bak arahir git buradan. Bir lezzeti ortaya çıkacak. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Hadi. Kapatıyorum ya, yeter artık. Herkese bağırıyor zaten. 25 dakika. Kim? Evet, genel olarak bir bağırma var.